Ya yorum yapmadan gerçekten yapmayacağım yorum ya. Neye? Neye? Yap yap. Yutamıyorum ya. Vallahi yutamıyorum. Yutamıyorum. Neyden mideniz bulandı ya? Yutamıyorum ya. Çiğnenmiyor. Yani. Midem bulandı demiyor. Bak yeminle konuşuyorum, yutamıyorum ya. Yutamıyorum dedi. Ya kesmiyor bıçak. Bakın ah. Nasıl kesmiyor ya? İki kere pişirdim diyor. Vallahi kesmiyor ya. Ben... Bıçak kesmiyor dedi. Kesti Hasan. Kendinizi kaybettiniz Hasan Bey. Yani elimin içini görmeniz lazım. Zorlanıyor. Ya ben... Hiç zorlanmış gibi görünmedi bana. 1.83 boyunda bir adamım ya. Bunu böyle kesiyorum şöyle ya. Kesemiyorum ya. Kesilmiyor. Hırsından kendinizi kaybettiniz ya. Gerçekten. Neyi kaybettim kendinizi ben? Kendinizi kaybettiniz gerçekten yani. Hayda. Bu kadar da olmaz yani. Ben kendim hiçbir şey beğenmiyorsunuz yani. Sanki siz her şeyinizi dört dörtlük o yaptınız. O ilk açtığınız var ya. Hayatınızda ilk defa açtığınız hamur güzeldi. O güzeldi evet. Ama ay, şu anda itiraf ediyorsunuz onu da. Evet, hayır, az önce beğenmedim diye. Hayır, değil. Ben içindeki patates yoğunluğunu beğenmedim, sarımsağı beğenmedim ama sadece o hamurla da iş bitmiyor. Bir hamuru açtım, içine döşedim, getirdim. Önce hamuru güzel, içindeki lezzet Hasan güzel Bey, değil. Hasan Bey, buraya bugün çok yanlış bir psikolojiyle gelmişsiniz. Ben lütfen, size bunu yani, söyleyeyim. Ben her zamanki lütfen Hasan'ım, yani. Ben her zamanki Hasan'ım. Hayır, ya. Siz... Her zamanki Hasan Bey'in için yaşam. Ya hemen bir şey söyleyeceğim. Üç ben yorum yaptığımda, neden Saadettin Bey demiyor? Ya da Aleyna Hanım demiyor Bey, bir şey. Siz atlıyorsunuz. Hasan Bey, siz şu anda puanınızı korumak için önünüze mi gelse beğenmeyeceksiniz. Tabii ki. Yani ben doğru olanı söylüyorum. Ama atlamazsa kaybedecek Zeyda Hanım. Saadettin Bey'den çekti. Kaybetmemesi lazım Zeyda Hanım. Kansan kaybedecek, doğru. Ama siz neden sürekli yorum yapıyorsunuz? Salatamı yiyorum, lütfen rahatsız etmeyin. Eksi bir şey söylesin insanlar bana. Ya ben sizi dinlemek istemiyorum. Deneyeceğim bakayım. Deneyeceğim. Yenmiyor. Tuz mu çok diyorsun salatada? Evet evet. Bayağı biraz çok tuz. Biraz. Şeyin içi de pişmemiş. Çok da açtım var bir küzdüm ya. Lütfen ya. Ben artık böyle sürekli klasik marul salatası yani yiyeceğim galiba hep. Yani öyle gözüküyor. Allah'tan ben marulu kırıp atıyorlar. Ha, bu reyhan eklemiş. Özlem Hanım da pancar rendelemişti. Ben pancarı en azından haşladım, rendeledim. Bir işlemi vardı. Kusura bakmayın. Ya. Nasıl yaptınız siz onu? Kusura bakmayın. Su olabilirim, çok sevinirim. Tamam. Şöyle. Pişmemiş diyorum, yok. Pişmemiş ya. Mal ya, ete bak. Ya nasıl pişmemiş? Al, dur ete bak Hasan ya. Hasan Bey. Bir dakika ya, kesebilsem. Kesemiyorum Zuhal Hanım, bakın ha. Hah, gene kesemedi. Dün biz de sizin köftelerinizi kebabınızın içindekileri kesemiyorduk. Ama 7 puan da verdiniz. 7 puanı verdiniz. Ciğerinize verdim. Neye verdiniz? Ciğer diyorum ya, her defasında. Kuzu. Ama sizin köfteleriniz zaten puan almadı ki. Köfte değil o, kebap. Ya hayatınızda birecik patlıcan bir şey söyleyeceğim. Köfteleri. Hayatınızda kebap birecik veriyorum. Patlıcanı yediniz mi ya? Yedik, beğendik, söyledik ya. Zaten. Bir defa yediniz. Niye şimdi siz ne yapıyorsunuz, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Patlıcanını da beğendik. Patlıcanınızı pişti dedik her zaten, beğendik. Senin patlıcanını beğendik. Sıkıntı yok ki hepimiz patlıcanda. Hepimiz beğendik patlıcanını senin Hasan. Ama... Yani gerekli yerlerde bence biraz tepkinizi gösterin. Hasan Bey, ya ben sivrileceğim diye böyle. Yok, sinirlenmiyorum. Herkes ya, beğendi patlıcanınızı. Puanını korumaya çalışıyor diyorsunuz da. Evet, neyi, puanınızı korumaya çalışıyorsunuz. Korumaya çalışıyorum da. Ama ben hakkaniyetten, halktan ödül vermiyorum. Ama dediğim gibi... Gerçekten. Bakın marullarınıza bak. Bu ne zaman? Yiyin bakalım, tuzdan yiyebilecek misiniz? Bir tadacağım. Çok mu tuzlu olmuş? Bak. Evet. Yağı ya, da tuzu da solmuş, çok fazla. Solmuş, yağın içine batırıp çıkartmışsınız bunu. Yemeye gerek yok yani. Ama tadına bakacağım tabii ki. Ay siz sanki salata yapabildiniz dün. Tablacı salatası dediniz, tablacı salatası değildi. Kralını yaptım. Ben evet, kralını yaptım. Evet. Bayla bayla da yedim. Değildi. Ben kameralar... salatayı... Böyle seviyorum. Kameralar olmasaydı eminim ki kaşıklayıp yiyecektiniz onu. Hasan Bey lütfen, olanı oldu, olmayanı olmadı diyelim. Olmamıştı yani. Lütfen yani. Peki. Tablacı salatamız İki salatanız da olmamıştı. Peki Aleyna, gel seninle başlayalım. Hem yemeği, hem pilavı, hem salatayı anlat bize tatlım. Et birazcık sert. Katılıyorum ama kesilmeyecek gibi de pişmemiş dedi. Yutamıyorum dedi. Birazcık pembelik var, çiğneyemedim ben de sertliğinden. İçindeki sebzeler zaten hep diri. Biri de çok pişmiş diyor, biri pişmemiş diyor. Ben İçindeki sebzeler. Çok diri. Diri olamaz. Pişmemiş. Mümkün değil. Hem fırında pişti hem de tavada tadına pişti. Tadına bakın. Ben başka baktım. Şey böyle olur. Ne bekliyorsun? Püre gibi mi? Özellikle sebzeyi de çıkartsın ama çok sert yine. Pilav da yani zaten basit. Basit ama basit. Güzel mi? Basit ama güzel, evet. Yine de çok da değil yani. Sıradan güzel gene de çok da değil. Aleyna Hanım, haksızlık yapmayın artık. Gerçekten yordunuz. Bir tamam tane mı daha yiyeyim? Öyle bir daha söyleyeyim olur mu? Tamam. Tamam. Ya bakalım. Bu arada ben yorumumu yapayım istersen. Hayır, o bitirsin lütfen. Tamam.
İçi gayet güzel pişmiş. Yağı fazla, onu söylemeyi unutmuşum. Pilavı mı yağı fazla? Evet. Bu yemek böyle olur zaten. Çok yağlı ama. Şehriye pilavı böyle tamam, olur. Bu kadar olmaz artı, bence. Artı ben ilik suyu hafif çıkardım. Hafif de diri kalmış. İlik suyuyla pişti. Kemikli ilik suyuyla pişti. Ne? İlik mi kaynattın? Evet. Onu bastırmış. Keşke sadece et onunla yapsaydınız. Hayır, pilavı. Biz alamadık pilavı. Bak. Suyunda sadece kemik suyu var. Kaynattım, çıkardım ve sadece onunla yaptım. Düz normal su koymadım. Onun da yağı vardır tabii. Bravo. Yapılabiliyormuş evet. Bravo. Tamam. Tamam. Bunu zaten kabul ettim. Tamam. Peki. Bir daha dönmene gerek yok. Devam et Aleyna. Yağlı ve ağza çok bütün geliyor pilavınız. Etiniz çok bütün içinde. Geliyor ne demek? Ne demek? Yorum çok bütün geliyor. Ben mi? Ne mi diyor? Ben mi? Bütünden şunu mu kastettin? Yiyorum, yedikten sonra hani böyle... ya laf karışıyor ve diyeceğim şey uçuyorum. Yağlı şunlar. Artı diri. Bir ne kadar. Diri? Salatada çok fazla. Ne diri ne diri? Yağlı. Ne diri? Bana onu sorun. Pilavınız. Diri. Evet. O pilav belki 40 dakika pişti. Ya olabilir. Belki birazcık suyunu daha pişirmeniz gerekiyordu. Bu diri falan yağı değil. Yağı duruyor, suyu duruyor, diri duruyor. Siz hala diyorsunuz ki yağı tam, suyu tam, kıtır diri kıtır de mı? Değil. Bu pilav kıtır diri değil. Değil. Kıtır bu pilav değil. Diri değil. Diri. Nasıl kıtır diri kıtır diyebiliyorsunuz buna? Kıtır demedim. Değil diyor. Diri diri dediniz. Diri de, diri de evet. Değil arkadaşlar. Diri de siz ne lafa mı bekliyorsunuz karşınıza? Hayır, hayır. Siz savunuyorsunuz. Hayır, değil. Yok yok, Saadettin diri mi diyor? Rahat olabilirsiniz. Ya onun neresi diri? Ben diri buldum. Olamaz yani. Her problem arıyorsunuz ben size yardımcı olayım ama yani burada diri diye bir şey söyleyemezsiniz. Son, siz niye gülüyorsunuz birbirinize bakarken? Hayır bana çok komik geldi bunun dirilenmiş olması. Yani... Pişmiş Aleyna yani bu hayır, şehriye böyle demedi. Olur. Abi nasıl dersin diri kıtır kıtır ya? Hayır dilemiyor bir türlü. Yani sinirlenemiyor yalnız bir türlü. Yalnız birbirine kızarken de böyle gülerek kızıyorlar. Ben bunu söylüyorum. Evet evet. Bize Saadettin Bey yok yapmıyorsunuz Saadettin Bey. Az önce niye gülüyorum bana baktınız? Çok kalbim duyuyorsunuz Saadettin Bey. Saadettin Bey gülümseyerek bakıyor ben insanlara. Ben herkes öyle bakıyor. Hayır öyle bakmıyorum. Çok şöyle bir şöyle bir alttan bakıyor. Gözünün içi gülebiliyor ama gülümseyerek bakıyor. Ama bize bakmıyor. Kalp gözü açıkmış. Evet, evet, evet. Bu doğru. Evet, Saadettin o zaman seninle başlayalım. Kalp gözü açık astro şef. Açıkçası yani keşke biraz daha düşünüp başka bir şey yazsaydı. Özellikle garnitürü olarak yani şehriye pilavı asla aklıma gelmeyecek bir ürün burası için. Hiç düşünmezdim aklıma evet, gelmezdi. Evet, siz patates pürüsü yaptınız. Soğan, püre yaptınız. Soğanla beraber şehriye kavrulup ama zahmet edip bir kemik kaynatmış. Bu evet. Da bir şey yani hani... Düşünülebiliyormuş, tabii, yani. Yapılabiliyormuş. Tabii. Tamam bunu geçelim. Onu yapmış, kesinlikle yanına uymuyor. Keşke içine başka sebzeler koyup lezzetlendirip tatlandırsaydınız da bir farkı olsaydı. Hani evde yaptığımızın bir farkı olsaydı yani. Soğanlı yaptım. Mesela Özlem Hanım yememiş daha önce. Bunu normalde mi? Soğanlı da yapmazlar zaten normal yapıyorlar da. Senin tarifin mi? Benim tarifim değil. Kayınvalidem çok yapar, çok da güzel yapar. Ondan. Ellerine sağlık kayınvalide. Ben, yani benim beğendiğim biraz, bir tat. Soğanı çok sevdiğim biraz daha için. Farklı bir şey olsaydı, bu kadar klasik bir şey gelmiş olmasaydı. Bonfile gibi bir eti nasıl bu kadar kurutabildik? Biraz mücadele ister ve et hiçbir şekilde sıcak servis değildi. Kesinlikle soğuk biraz serviste. Biraz önce ısıttım. Hayır. Yeterli ısıtamamışsınız. Hayır, kuru değildi. Ben bir yorum mu yapayım? Buyurun. Ki soğuk serviste biberler çok diriydi. Üzerine sıcak ürün üzerine soğuk sos sıktınız. Ne alaka anlamadım. Biz sıcak ürünü... soğuk dediniz. Sıcak servis ürünü bu. Evet, sıcak servis, sıcak servis yani. Edilmesi gerekiyor. Sıcak servis edilmesi evet. Gereken bir ürünün üstüne soğuk bir sos sıktınız. Bu ciddi bir problem. Bu niye sosu böyle da bir ben şey... kendim yaptım. Tamam. Öyle mi? Yani evet. Yapacaksınız. Marketten alıp buraya servis etmeyeceğiz. Keşke yani madem öyle yanına bir yere sıksaydınız veya bir sos dekor verseydiniz tabağa. Yani üzerine sıkılmaz sıcak bir ürün. Ki zaten sıcak da değil. Salata ılıktı. Salatayı hiç yorum bile yapmaya gerek yok. Marulu parçalıp içine fesleğen reyhan atılmış. Çok yorulmuş olsa gerek. Yağı da bocalamış ve tuzla. Siz de çok mu yorulmuşsunuz salatanızda? Ben gayet yorucuydu. Her şeyi evet. Burnu ağzı olarak doğradım. Evet. Orada sonra bir ne kilo yaptınız? Kabak, ne işlem yaptınız başka? 20 kilo elma ve o kadar da yeşillik vardı. Tamam başka ne yaptınız? Nasıl ne yaptınız? Yani başka işlem ne yaptınız yani? Kabağa herhangi bir işlem yapmadınız. Doğrudur. Evet lezzetliydi. Ama parçalanmadım yani iri parçalar değildi. Burnu ağzı doğramıştım bilmezsiniz ama. Ama bu da yani zaten çok minik doğranmaz. Ya doğrayın demedim de bu salatayı da koymayın dedim. Yani artık marul ben hep marul yemek istemiyorum. Peki Özlem. Hep marul mu yedik? Şimdi yorumumu yapayım. Şimdi salata için zaten gerçekten kendin de fark edeceksin. Biraz çok tuzu ekşisi kaçmış. Yağı, sosu. O da onu zaten hemen öldürmüş. Tabii. Arpa şehriyeli pilavı ilk defa denedim. Şehriyesi pişme derecesi gayet güzel. Tane tane olmuş. Çok beğendim.
Ben soğanını pek, yani soğanı biraz daha mı küçük küçük olsaydı, ama hani tat olarak olsaydı güzel vermiş. Yağ az olamaz. Yağı, bakın ya, arpa şeridi yağı çok fazla çekmez yağlı içine. Olur. Yani devam böyle edin, olur. Lütfen, buyurun, yağlı devam olur. Edin, devam ben edin. Yorumumu yapıyorum tamam, lütfen. Ben, zaten evet, sıra size gelecek gerçi. Tamam. Lütfen. Pilav için bu şekilde. Etiniz de şimdi sos, şimdi çok ayrı kalmış. Sosla bütünleşmiyor. Nasıl bütünleşmiyor? Bütün, inanın ya bak kurumuş. Lezzetli. Ben şöyle yapmaya çalışıyorum. Mesela şu bunu buradan alıp üstündeki sostan hani birbirine almaya çalışıyorum. O da az zaten. Kaç dakika pişirdin çok etleri az. Ceyda? Kurumuş etleri biraz. Sadece bir şöyle tavada hemen hızlıca bir döndürüp fırına attım. Fırında da çok kalmadı yani. En fazla 10 dakika kalmıştır ve yüksek ayarda değildi. 160 derecedeydi. Bu kadar. Yani kuru diyorsunuz, bana kuru gelmiyor. İçi tavlamadan direkt fırına atsanız daha iyi olabilirdi ve biberlerin yanına o böyle... O zaman nasıl suyunu mu kaybetti acaba et biraz? İşte evet, bizde hep öyle geliyor öyle olsun diye suyunu sarma kaybet... Sarma ürünlerde hiçbir zaman ön pişirme yapılmaz. Sarma yapılır. Yapılıyor. Yapılmaz yani, gerek yok. Çiğden sararsın. Keşke çiğden biberlerin yanına zaten bir fontal peynir olabilir, herhangi bir peynir olup lezzetlendirseydin, burada akışkan güzel bir lezzet uyumu olsaydı. Sadece biber olmamış yani, yetersiz gelmiş. Biber var, soğan var, sarımsak yani var. Yetersiz gelmiş. Yani ıspanak, mantar falan da konulabilirdi. Yani mevsim ürünlerinden de o da değil gibi, ıspanak çok güzel olabilirdi. Mantar falan. Ayrıca etler soya sosunda bekledi, sarımsaklı. Soya tadını da mı almıyorsun? Ben anlamadım. Yani her şeyi bir şey buldunuz bugün. Ya zaten siz çalışan bir hanımefendi olduğunuz için bu konuda bence çok... Ne alakası var Hasan ya? Ne alakası var? Ne demek çalışan kadın olduğun için? Duruyor. Bir çalışan kadına güzel yemek yapamıyorlar mı? Bütün çalışan kadınları karşına aldın. Seni ben bile kurtaramam artık. 2023 bunları açtık artık. Yemek yapmaya zaman olmadığı için. Ne alakası? O böreği nasıl açtı? Ha böreği. Gayet de güzel. Bugün verebilirsen bir puanı benden o börek hamuru için. Aa, verebilirsen mi? Düşüneceğim yani. Şu an o hamur için belki alabilir. Ya da gerçekten dün yapamadığınız yemekleriniz için puan verdiğim için çok mutsuzum şu anda. Aa, 7'den pişman mısın? Gururluyum. Pişman. Çok, bir şey söyleyeyim mi? Olacaktık. Puan hani ama güzeldi, öyle yaptım. Ama işte hakkaniyetle davrandığı için. Hakkaniyetle davrandığım için. Şu anda haksızlık gibi. Aslında beni beğenmedi. Sana da hakkaniyetsiz davranmadım bu arada. Sana ben 5 değil 6 verdim. Ben kimseye 5 vermedim bu zamana kadar. Evet. En doğru puanlar da Ceyda'dan çıktı bu ben arada. Ben kimseye yani bir haksızlık yapmıyorum. Kim güzelse söylüyorum, güzelce de yorumluyorum. Çünkü pişman oldum, 7 puan verdin bana. Siz, evet pişman oldum. Çünkü, siz her şeyi beğendiniz, eksik olan beğendiniz, şeyleri söylediğim için pişmanlık mı duydun? Siz ben, bak siz 2 gündür beğendiniz. O zaman yok, çok güzel de olmuş çok değil. Evet. Küçük puanlar verdiniz. Çok güzel söylüyor Ceyda'nın. Siz kendi gününüzü oynadınız. Boşan tamamen onu oynuyorsunuz zaten. Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Ya o kadar kendini gösteriyorsunuz şu ama anda. Yok, yani beğenmedim. Benim yani yüksek bunu kullanacağım. Tabii sen anlatsın neyi beğenmedin? Buyurun müdahale eti kesemedim. Et bana göre pişmemiş, çok kurumuş. İçindeki uyum farklı. Saadettin Bey'in dediği gibi sıcak etinizde... Pişmemiş mi, çok mu pişmiş acaba? Ya kopyala yapıştır ama bak, yapmayın Saadettin Bey'den niye duyup ya. Niye kopyala yapıştır? Burada mikser yok. Ben kendi mantığımla... Siz kendi fikrinizi söyle. Ben kendi mantığımla, fikrimle burada yorum yapabilirim. Gurmelik yapmış adam. Ha. Yani. Buyurun salataya bakın. Nasıl yani? Yağ içinde. Tamam, salatayı kabul ediyoruz zaten. Pilav yağ içinde. Pilav böyle olur çünkü. Böyle şey diye olmaz. Pilavın birazcık, böyle birazcık olur. Yağsız olabilirdi ya. Bakın yine anlatıyorum. Ben kemik suyu çıkarttım. Siz onda bana istediğiniz kadar vardı. Anlatın. Ben onda damak zevkime. Ben damak zevkime bakarım. Damak zevkinize göre değil, lezzet olup olmadığına göre bakacaksınız. Tadı tuzu yerinde mi, pişmiş mi, pişmemiş göre mi? Yaparım, size göre az önce böreği de güzel değil dediniz. Sonra döndünüz. Aa, börek yaptı falan diyorsun. Ben anlamıyorum sizi gerçekten. Hayatımda ilk defa hamur açmışsınız. Evet, hamurunuz güzel. Ona bir şey demiyorum ama içindeki malzeme tutmamıştı. Hangi malzeme beğenmedi. Tutmamıştı? Sarımsak yoğunluğu vardı, patates lezzetli değildi. Çok sizi yazık. Gerçekten inanamıyorum size. Size ben gerçekten inanamıyorum. Oynamıyorum. Bu yemek yenmeyecek bir yemek değil. Etim üstü kuru sadece. Gayet pişmiş. Yemeğinizi yorumluyorum. Beğendiğimi beğendim, beğenmediğimi beğenmedim. Neyi sonra beğendin? Sadece hamuru beğendim. Hayatımda ilk defa açmış, o başarılı olmuş ondan. Bravo. Ve ben kendi menüme de baktığım zaman biz bu menüde... Biz de sizi hiç beğenmedik. Size gerçekten inanamıyorum. Mütebbeli de mi beğenmedin? O da mı olmamıştı? Ya o da olmamıştı. Hadi ya. O da neyse olmamıştı? Sarımsak mı diyorsun? Sarımsak yoğunluğu. O ya sarımsak yoğun olamaz ya. Ben yemem bunu. Çıldırtmayın ya. Hadi elinize aynen sağlık. Aynen öyle gerçekten elinize ya. Elinize sağlık. Benim puanları unutuyorsunuz da ben bir hazırlatma gereği duydum ya. Şu an. Ben de puan veriyorum. Biliyorsunuz değil mi? Neyse, ben bir söyleyeyim de ufak bir anekdot. Çok da önemsemeyebilirsiniz ama. Yapmayalım arkadaşlar böyle şeyler. Bence önemli gerçekten benim puanımda. Gerçekten haksızlık yapıyorsunuz yani.